Tam da bu tür holiganizm var yani Avrupa'da. Abdurrahim Albayrak telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi sokakta hoparlörlerde şey var, pek duyulmuyor. Sayın Albayrak, bazı münferit olaylar yaşanmış stat çevresinde. Öncelikle kimsenin burnu kanamamış, o bilgiye ulaştık. Geçmiş olsun. Neler aktaracaksınız? Size ulaşan somut bir bilgi var mı? Şimdi taraftarlarımızın yanından geldi. Bizim arkadaşlarda herhangi bir şey yok. Kimse endişe etmesin. Her zaman olduğu gibi taraftar arasında ufak tefek tartışmalar olabilir. Onlardan bir tanesi oldu. Masa gelirken iki grup arasında toplama yerinde oldu. Ben bizim arkadaşlarla, şimdi türbün liderleri arkadaşlarla da görüştüm. Herhangi bir şey yok. Hepsi içeriye girdiler, stada girdiler. Endişe edilecek bir şey yok. Çok şükür. Maçla ilgili Fatih Hoca'nın morali, oyuncuların morali nasıl Sayın Albayrak? Hepimizin morali son derece iyi. Sakatlarımız var, cezalarımız vardır. Ama Allah'ın izniyle elimizden geleni, Galatasaray'a yakışan neyse onu yapmaya çalışacağız. Levent abinin bir sorusu var Sayın Tüzemen'in. Geçmişte evet. Başarılar dilerim Sayın Albayrak. Gerçek şu, bugünkü Santifor Emre Mor gibi oynayacak görünüyor. Evet. Bu bir sürpriz mi yani? Ne bekliyorsunuz? Biliyorsunuz o Santrafor bölgesinde bir şanssızlık, iki yıldır bir şanssızlık yaşıyoruz. Şimdi Emre Mor oynayacak ama ikinci devre inşallah Falcao oynar. Yani Falcao'nun oynama şansı yüksek diyorsunuz ikinci yarı. İkinci yarı evet olur. Başarılar Sayın Albayrak. Efendim çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Herhangi bir olay yok değil mi? Resmi ağızda söylüyorsunuz. Çok şu an, şükür. Şu anda bütün arkadaşlar türbünde yerini almış taraftarlarım. Çok güzel, harika. O zaman böyle biter. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun, teşekkürler. İçimiz de rahatladı. Yani en azından resmi tabii, bir gayet, tabii. Yönetici Sayın Abdurrahim Albayrak bağlandı. Zaten onlar hemen çok çabuk, ivedi bir şekilde bilgileri alıyorlar abi. O yüzden bağlandı, kırmadı da bizi. Teşekkür ederiz Albayrak'a. Levent abi çok konuştu. Vereceğim sözü. Tekrar sert sert bakmayın abi. Ben bir şey konuştunuz. Baktın. Baktın abi. Asla. Sen de fark ettin değil mi Erol fark abi? Fark ettim abi. Ha? Erol abime vereyim sözü. Sen kimi istersen bugün istemez. Yani yayın, hayır, yayın öncesinde biraz gerginlik oldu aranızda ama o yüzden. Biz espri yaptık. Abi fark etmez. Levent. Hangimiz konuşsak alıyor notlarını hemen. Levent Bey'in canını. İşte o yüzden diyorum abi. Pusuya pusuya yatıyor da. Evet abi. Darılmaca gücenmece yok. Ben abi kısa konuşacağım. Abi. Ben yani ne bekliyor, ne umuyor bilmiyorum Emre Mor'la ilgili Fatih Hoca. hatta hepimiz yıllardır futbolun içindeyiz. Emre Mor'un bu kiralık dönemi bitene kadar Galatasaray'a nasıl bir faydası olur diye düşünüyorsunuz. Düşünen varsa da merak içindeyim. Beklerim, dinlerim. Keşke Eren Can yardımcıyla başlasaydı. Yani santrafor oynayan, altyapısından gelmiş çocukla başlasaydı. Yani son Tuzla maçında bile takımı taşıyamamış, yani futbolu bırakmış durumda olan, ne yazık ki genç bir yetenekti ama kendini harcamış bir yetenek Emre Mor. Bu karşılaşmada ilk 11'de santrafor, sol açık, sağ açık neyse yani oynamasını bir değerlendirme hatası olduğunu düşünüyorum. Tabii Fatih Hoca'nın da vardır bildiği. Çünkü ortam farklı bir ortam. Kaldıramaz diyebilir. Ama Emre Mor kaldırsa ne olacak, kaldırmasa ne olacak? Öteki altyapıdan gelen çocukta hiç olmazsa bir umut, bir ışık, bir gelecek arayabilirsiniz Emre Mor'un haricinde. Hatta Yunus Akgün ...nü bile koyabilirsiniz bunun içine. Öteki tarafından düşündüğüm zaman... ...dün Fatih Hoca'nın basın toplantısını izlediğimde... ...kaybetmeyi kabul etmişti Fatih Hoca. Niye böyle yani, düşünüyorsunuz? Öyle dedi çünkü. Yani çıkacağız... ...kaybetsek bile elimizden gelen... ...en iyi mücadeleyi yapacağız ifadesini kullandı. Yani bir... ...plan bile yapamamış. İşin öbür tarafında... Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin en kötü hücum eden takımı oldu. Bu dönemde 32 takım arasında en kötü hücum eden takımı oldu. Fatih Hoca bunu rakip takımların santraforlarına bağladı ama grubun en kötü hücum edeni değil. Şampiyonlar Ligi'nin en kötü hücum eden takımı Galatasaray. Yani 32, bir gol etti değil mi? 32 takımda birinci yani.
Yani o şeye bağladı. Paris Saint Germain'in oyuncuları bende var mı ki ben öyle hücum edeyim gibi.